Ne düşünüyorsun kızım? Söylemedin. Gelinim olmak, Onur'la evlenmek istiyor musun? Yani Zeynepciğim. Yani evet ama... Ha, tamam, hayırlı olsun. Tamam, evet. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. O zaman yüzükleri takalım. Ya kızım, koş tepsiyi falan getir hadi. Makas, kurdele. Tamam babacığım. Hadi. Getirdin mi yüzükleri? Getirdim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynepciğim. Hadi bakalım. Çok mutlu olun inşallah. Allah tamamını erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, gel sen. Çok yaşaksın. Hayırlı olsun. Çekiyorum. Gülümseyin. Tamam. O zaman çay içmek ister misiniz? Ben sormayı unuttum. İçeriz kızım, içeriz tabii. Onur, sen de bana yardım eder misin lütfen? Tabii. Hadi. Zeynep. Emri vaki gibi oldu. Farkındayım. Biliyorum kızgınsın. Konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım. Olmaz. Baş başa konuşmamız lazım. Yarın boş musun? Buluşalım. Yarın mı? Yarın... Yarın olmaz Zeynep. Yarın yurt dışından misafirlerim gelecek. İmkansız. Bu da işin kadar önemli ya. Biliyorum Zeynep. Farkındayım. Tamam yarın imkansız ama sonraki gün arayacağım seni. Söz. Konuşacağız Zeynep. Baş başa. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Çayları koyalım hadi. Anlatacak mısın artık? Mutfakta ne konuştuğunuz Zeynep? Meraktan öldüm çünkü ben. Ne konuşacağız canım? Bu kalabalıkta bir şey konuşmadık. Aynen Zeynep. Adama çay doldurmayı mı öğrettin? Hayır canım. Buluşalım dedim. İşte buluşup baş başa konuşalım dedim. Ne konuşacaksın ki? Ne oldu yine? Niye düştü o suratın? Bilmiyorum ya. Yani anlayamıyorum. Niye bu kadar acele ediyoruz? Neyin telaşı bu mesela yani? Bence babam yüzünden. Aklını kaybetmiş gibi davrandı bütün gece. Görmedin mi? Yüzüğü neredeyse kendi parmağına takacaktı.
Hayır, oldu bittiye getiriyor, anladın mı? Bir duralım, bir bakalım, bir düşünelim falan demiyor ki. Bütün gece dünürüm dedi durdu ya. Ben neyden korkuyorum biliyor musun? Kadını arayıp da sıkıştırmasından. Çünkü babam, beklenir yani. Vallahi olabilir. Yani o kadar heyecanlı ki bu evlenme meselesine, beklerim şu anda babamdan yani. Babam heyecanlı da sen... Ya sen bu adama aşık mısın, değil misin Zeynep? Aşk ne demek, ben bilmiyorum ki. Sadece böyle... Böyle onu gördüğüm zaman kalbime bir şey oluyor biliyor musun? Böyle yerin açıkçakmış gibi atmaya başlıyor. Sonra onun gözlerine baktığım zaman kendi gözlerimi görüyorum sanki. O kadar güzel bir his ki Berna. Sanki dünyadaki her şey mümkünmüş gibi. E tamam işte, yani bu anlattığın şey bayağı aşk bence. Ne güzel. Ama bir sorun var ve o sorun aşkın önüne geçiyor değil mi? Ne oluyor? Korkuyorum. Bir tarafım bana sürekli kapılma Zeynep diyor. Bir tarafım başka bir şey söylüyor. Sonuçta daha önce beni kırdı Onur. Yine aynısını yapacak diye çok korkuyorum. Güvenemiyorum ona. Haklısın. Ama bunun garantisini kimse veremez ki. Anı yaşa. Madem aşıksın tadını çıkar işte. Ha baktın kalbini kırıyor, keseriz biletini. Evlendikten sonra keseceğiz herhalde. Bu gidişle evleneceğiz farkındaysan. Doğru söylüyorsun, öyle bir küçük sorunumuz var bizim. Bak. Kocaman. Hayrola damat bey. Daha ilk günden pişman mı oldun yoksa? Neden pişman olayım Alara? Bana bak. Sen doğru kıza evlilik teklifi ettiğine emin misin? Yani biz doğru eve gittik değil mi? Bilsene, komik değil mi? Senin Ahu ile aranda bir şey yok muydu? Yalnız Ahu, ay annemi deli etmek için müthiş bir hamle olurdu. Nasıl bakıyor kadına ya? Yani resmen nefret ediyor kızdan. Alara, sen nereden çıkartıyorsun bunları? Hadi Onur ya, hadi. Yani tamam, kabul ediyorum bazen aranızdan ayrılıyorum. Ama yani ben de bu evde yaşıyorum ve çocuk değilim. Olan biten her şeyi de görüyorum. Yani her şeyin de çok da farkındayım. Yapma ya. Hı. Öyle mi? Hı hı. Ya anlat, ben de farkına varayım. Neler oluyormuş bu evde? Bak şimdi. Annem şaşırtıcı bir şekilde çok mutlu. Yani normalde Nalan Beyoğlu gibi bir kadın, Zeynep gibi bir kızın yani şu kapıdan içeri girmesine dahi izin vermezdi. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz değil mi? Bu konuda hemfikiriz yani. Bence annem bu evliliği babaannemin hisselerini senin üzerine geçirmesi için bir fırsat olarak görüyor. Ve maalesef seni de burada feda ediyor kardeşim. Çok üzgünüm ama benim burada aklıma yine başka bir şey geliyor. O da şu ki sen annemin asla babaannemi kandırmasına izin vermezsin. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. Annem senin bir açığını yakaladı. Ve sana şantaj yapıyor. Vallahi aklıma başka da hiçbir şey gelmiyor. Bu kadar uzun uzun da anlattım. Bence mantıklı şeyler de söyledim. Ama sıra sende. Seni dinliyorum. Alara, Zeynep hem benim için hem ailemiz için çok doğru bir gelin adayı. Ayrıca ben Zeynep'i çok beğeniyorum. Sadece beğeniyorsun değil mi? Yani hiç sanmıyorum ama hadi diyelim ki öyle olsun. O zaman senin burada şu an bu ateşin başındaki bu halini açıklayan tek bir şey var canım. Sen Zeynep'in sonunun eski karın gibi olmasından korkuyorsun. Alara, Zeynep Buket gibi biri değil. Böyle bir şey olmayacak. Annem Zeynep'e yaklaşamayacak. Bu sefer buna izin vermem. Anlıyor musun beni? Öyle bir şey yapamazsın. Onu annemden koruyamazsın. Hadi diyelim ki başardın. Kendinden nasıl koruyacaksın ablacığım? Hı? Sen annemle aynı topraktansın. Bunu kabul et artık. Hadi otur bakalım şimdi biraz da bunu düşün. Düşünüyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor ki.